Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Şenol. Bugün sohbetli günlerimize devam ediyoruz. Ve transferin hızlı takımı, benim de tutmuş olduğum takım Fenerbahçe Beko yerli bir transfer yaptı. Ama 4 tane de sözleşmesi biten oyuncuyu takımdan gönderdi. Biliyorsunuz Sulukas, Datome, Kalinic, Veseli, Geoffrey Loven takımda kalmıştı. Ayrıca Nanlı da Kolo'yu almıştık. CSK'dan. Eric Green, Tyler Ennis ile yollar ayrılmıştı. Birkaç güne zaten transfer yapılacağı belliydi. Fenerbahçe'nin 4 numara arayışı vardı. Bunun için de eski oyuncumuz olan Berkay Can'dan hayırlı uğurlu olsun diyoruz takımımıza. Fenerbahçe Berkay Candan'ı transfer etti arkadaşlar. Bein Sports'tan İsmail Şenol hocamızın haberine göre, yani kendi kişisel Twitter hesabından paylaştı İsmail hocamız. Resmileşecek, transfer yakın zamanda resmileşecekmiş zaten. Biliyorsunuz bugün Barış Erzsek, Jordan Michev, onlarla yolumuz ayrılmıştı. Eric Green, bir tane Ahmet Can diye oyuncumuz vardı, onlarla yollarımız ayrılmıştı. Kısaca Berkay Can'dan tanımak isterseniz şöyle bir bakalım bilgilerine neler varmış. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiş Berkay Can'dan 2012 ye kadar Fenerbahçe formasını giymiş. Şu an 26 yaşında. Sonrasında o zaman da Olin Edirne'de takım vardı. Ted Olejder, Bambi, Trabzon, Murat Bey, Uşak, Eskişehir ve en son Büyükçekmece formalarını giyiyordu. Ve geçen sezon Büyükçekmece 28 maça çıkan Berkay 7.2 sayı, 3.8 rebound ve 1.1 asist ortalamalarını tutturdu. Şu an ekranı zaten İsmail hocamızın Twitter hesabından paylaştığı yazıyı görüyorsunuz. Ben de size okuyayım. Şu an yazıyı okuyorum. Bein Sports'ta son dakika Fenerbahçe Beko Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den Berkay Candan'la anlaşmaya vardı. Resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor. 10 Temmuz 2019 saat 6.32'de bu açıklama geldi. Berkay Can'dan yani izleyenler bilir, güzel bir 4 numara oyuncusu. Yerli rotasyonunda zaten Fenerbahçe'nin sıkıntısı yoktu yani büyük ihtimalle. Ali Muhammed de zaten vardı. Çoğu yabancı ama işte yerli oyuncuya dönecekleri belliydi bir nevi. Onun için Fenerbahçe'ye Berkay Can'dan alması çok iyi oldu. Fenerbahçe'nin Berkay Can'dan alması çok iyi oldu. Bir nevi pot altına ben tahmin etmiyorum Barış Ersek kadar yedek kalabileceğini. Berkay Can'dan oynayabilir, kendini gösterirse güzel oyuncu, takımımıza yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi diğer oyuncularımıza da bakalım. Mesela Tyler Ennis sakatlık geçirmişti. Ben o oyuncuyu da çok sevmiştim. Yani bayağı hızlı Shane Larkin gibi. Belki tek durdurabilecek oyuncu oydu Tyler Ennis'ti Shane Larkin'i. Ama kötü bir sakatlanma yaşandı, biliyorsunuz ayağı kırılmıştı. O yüzden Tyler Ennis'i yani bayağı bir izleyememiştik. Ali Muhammed'in de inişli çıkışlı performansları vardı. Onu da izledik. Hepsini yani çoğu bütün maçlarını izlemişimdir Fenerbahçe Beko'nun. Ondan sonra Yan Veseli mesela sakatlandı. Ben büyük ihtimalle pot altına bağlıyorum. Çünkü Ahmet Diveroğlu faul problemlerine giriyordu. Bayağı yetişemiyordu. Pot altına Nikola Melli tek başına savaşmak zorunda kalıyordu. Biliyorsunuz Datome sakatlanmıştı. Kalinic keza öyle. Eric Green de yani şutlarıyla Fenerbahçe'ye katkı veren bir oyuncu. Ama ne yazık ki Fenerbahçe o kadar sistemi kurmuş ki, öyle bir sistem takımı ki biliyorsunuz bazı oyuncular bazı yerlerde bu sistemin bir parçası, onlar olmayınca da eksik kalıyor. Şimdi bazı maçlarda mesela Ali Muhammed
çok kötüydü. Sulukasıydı. Sulukasının bazı maçlarda kötü olduğunu Ali Muhammed şutlarıyla ayakta kalıyordu. Bu sene CSKA'ya verdik şampiyonluğu. Ama benim tahminim bu sene Fenerbahçe'yi yine final oynar ve finalde eleriz. CSKA'nın finale yani dörtlü finallere kalabileceğini zannetmiyorum şimdiden. Barcelona'nın çok güçlü kadrosu oldu biliyorsunuz. Mirotic'i aldı. Edin Hanga ile 3 sene yine yeni sözleşme imzaladılar. Gündemde Pau Gasol var. Bilmiyorum belki o da gelebilirse. Pota altlar da çok güçlü. Zaten güçlüydü. Ante Tomic falan da vardı. Kevin Serafin bilmiyorum o oldu mu gitti mi kaldı mı onu bilmiyorum tam olarak. Yanlış bilgi olmasın. Thomas Hurtel ile yine 2 yıl anlaşmaya vardılar. Alex Abrines diyorlardı NBA'den Oklahoma City'de oynayan oyuncu diyorlar. Belki onu getirebilirlerse biliyoruz. CSKA'da yaprak dökümü biliyorsunuz devam ediyor. Şimdi Corey Higgins biliyorsunuz Barcelona'ya gitti. Nando De Colo Fenerbahçe'mize geldi. Şu an gündemde Sergio Rodriguez var. Real Madrid Sergio Rodriguez'e büyük ihtimalle teklif yaptı. Belki alabilirler anlaşma. Zaten eski oyuncuları aradaki pürüzleri falan aşarlarsa Sergio Rodriguez Real Madrid forması giyebilir. Ondan sonra Fenerbahçe Leo biliyorsunuz Westerman da aldı. Bir numara olarak ve transferi büyük ölçüde kapattı. Bunu da ben unutmadan söyleyeyim. Westerman da aldık. Yedek oyuncular kaldı. Çünkü şey olarak yedekten gelen point guard olacaktı. Onu da aldık. Westerman da iyi. Onu da izlemiştik Zalgiris'te. Biliyorsunuz Yaskevicius baya bir güçlü ve zeki bir teknik adam. Aynı Obradovic gibi okuyabiliyor. Basketbolu nerede ne yapacağını biliyor yani. Tek sıkıntı oyuncularda da 2-3 tane eksi gitti, takviye yaptılar. Ondan sonra Real Madrid işte Sergio Rodriguez'i alabilirse onlar da iyi. CSKA biliyorsunuz yaprak dökümü sürüyor. Ben onların yani 8'de falan yani 6 veya 7. sırada bitireceğini tahmin ediyorum. En büyük 5 olur. Euroleague'de puan durumunda o sıralamalarda yer alır diye düşünüyorum. Ondan sonra Baskonya aynı kadroya devam ediyor. Bir pot altındaki oyunculara gitti. Şengeli'ye benzeri bir oyuncular vardı. Unuttum adını. Onu gönderdiler NBA'ye. Ayon biliyorsunuz Gustavo Ayon Real Madrid'den ayrıldı. Pot altında Tavares kaldı. Real Madrid büyük bir transfer yapabilir. Panathinaikos Kuzminskas'ı ilgileniyor. Kim ki de bayağı transfer yaptı. Darius Bertans aldı sanırım. San Antonio Spurs'dan biliyorsunuz o da ayrılmıştı. Kim ki de biraz şey yapmaya çalışıyor. Takımı oturtmaya çalışıyor. Biliyorsunuz bu sene Azrel de vardı. Tony Parker'ın takımı. O da Euroleague'de yer alacak. Onlar da yeni yeni kadro kurmaya başladı. Türkiye ligimize dönersek Ufuk Sarıca biliyorsunuz Karşıyaka'ya geldi tekrardan. Çok da iyi oldu. Ufuk Sarıca da güzel bir teknik direktör. Bayağı bir gelişim sağladı biliyorsunuz. Milli takımımızın da teknik direktörünü yapmıştı. Baş antrenörünü. Hala da yapmakta zaten biliyorsunuz. Yani ayrıldı mı tam orasını bilmiyorum ama tam bildiğim Ufuk Sarıca baş antrenörümüz. Türkiye'de. Türkiye Milli Basketbol takımında. Şeyi istiyor. Belkoğlu'yu istiyor. Karşıyaka'ya. Egehan Arna'yı almaya çalışıyorlar. Ondan sonra bir önemli not daha var. Sergio Rodriguez'in arasına yani o transferde Anadolu Efes'le girmeye çalışıyor. Çünkü Shane Larkin'in NBA veya başka bir takıma gitmesi halinde Sergio Rodriguez'e Anadolu Efes'le teklif yapacak. Çünkü Shane Larkin'in kafası bu arada çok karışık. Yönetime bir şey bildirmiş değil. Anadolu Efes de yani bekliyor. Tibo Price biliyorsunuz kaldı. Onlar bırak Mutum gitmişti Valencia'ya. İşte Shane Larkin'i takımı tutmaya çalışıyorlar. Kadro yapısını bozmadılar. Bir şekilde Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe zaten 3-4 oyuncu göndermiş. 3 oyuncu aldı. Raylar yerine oturuyor. Sistemdeki oyuncular biliyorsunuz yerlerine oturmaya çalışıyor. Obradovic açıklama yaptı. NBA'ye oyuncu gönderdiğim için çok mutluyum. Biz de Obradovic'i buradan
sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Çünkü Obradoviç gibi bir teknik baş antrenör geldiği için Fenerbahçe'mize çok mutluyuz. Keşke hep böyle kalsa ama bir nevi bir, yani bir sene sonra veya başka bir yarın bir gün Obradoviç de Fenerbahçe'mizden ayrılacak. Onun yerine başka bir baş antrenör gelecek. Ama bu yaşattıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Futbolda Alex de Souza neyse, benim için basketbolda Obradoviç odur. Çünkü Fenerbahçe Beko'yu ayağa kaldıran da Obradoviç'tir. Ondan sonra Yan Veseli Yudo biliyorsunuz Çin ekibiyle anlaştı. Bayağı yüksek bir kontratla. Evet arkadaşlar, sohbetli günlerimiz bu kadardı. Transferler hakkında konuştuk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videom büyük ihtimalle abonelerle maç 4. bölüm ya 4 ya da 5. bölüm gelecek. Bundan sonraki videomu onunla izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Basketbolla kalın. Hoşça kalın.